You're welcome. Evet. Ne Osman Manastır'dayız arkadaşlar. Aracımı yukarıda araya bir yere park ettim. Bu ana caddeye park etmedim. Park edilmez uyarısı var ama herkes park etmiş. Ama biz park ediyor muyuz? Hayır. Çünkü niye? Bizim plakamız Türkiye. Her an, yani bu riske giremem. Hatta ara sokağa çıkarken boşta bir yer vardı ama böyle kabak gibi ortadaydı. Dedim ne olur ne olmaz. Ben buraya almayayım, gittim. Biraz yol uzattım. İki tane araç vardı, onun arasını aldım. Hani üçlüyü tamamlamak istemiyorum. Önce yolda kaldım, sonra araç bozuldu. Bir de trafik cezası yersem tam olacak. O eksik kalsın dedim. Bakalım. Şimdi Neves Marmaras'tayız. Evet. Very good. Yani çok tatlı görünüyor burası. Cassandra'ya göre buranın Stonya Adası'nın daha bakir olduğunu söylemişlerdi. Bundan bahsetmiştim. Evet öyleymiş. Çünkü yine Türkiye ile benzetmeler yapacağım. Kelebekler Vadisi'ni biliyorsunuz, tepe bir yamaç var. Buraya ancak gemilerle falan gidilebiliyor ya da yürüyerek o dağ patika yollarından geçmeniz gerekiyor. Covio diye bir beach var, plaj var. Oraya gitmek istedim aslında. Arabamı kamp yerine bıraktıktan sonra ve çadırımı kurduktan sonra hani o Kelebekler Vadisi'nde araçların durup fotoğraf çekildiği bir yer var. İşte orası gibi bir bölge vardı Covio plajının yani resim çekilen yeri. Arabayı oraya koyamadım. Yani hiçbir şekilde koyamadım. Çok yoğunluk vardı. Kalabalık vardı. Dedim en iyisi ben bunu yarına bırakayım. Yarın daha erken bir saatte gidersem sanırım boş bir yer bulabilirim. O bakımdan burası, evet. Yani bunun gibi birkaç plaj daha böyle gördüm. Böyle yani bilmem ne plajı diyor. İşte şu araya bir girsek mi acaba? Sahile yakın güzel bir mekan. Bence ben de bir mekan arıyorum. Bir şeyler yemek istiyorum. Evet, tatlı bir yer. Şurada resimler çekiliyorlar. Marina Neos Marmaras. İsmi de acaba Marmara ismini de mi bizden almışlar? Yoksa biz mi onlardan almışız? Neos Marmaras. Evet. Burada böyle bir bar var. Bu videolar tabii siz izliyorsunuz ama siz geriden takip ediyorsunuz haliyle. Pek çok video çekiyorum, hepsine bir anda paylaşamıyorum çünkü internet sıkıntısı olabiliyor. 4 GB'm kalmış. 23'ünde tarifem yenileniyor, aylık tarifem. Bu 4 GB yollarda lazım olabilir. Bu yeni kamp alanımda internet 1,5 euroymuş ve bir günlük. Evet. Öyle. Burada kurallar böyle. Kurallara uyacağız. Yani. Bir önceki kaldığım yerde Aliori'de internet wifi vardı ama görevli gece geç saatte başka bir görevli yer değişimi yapılmıştı falan. Sonra o bilmiyordu şifreyi, bilmem. Çok da uğraşmadım. Kendi gigabaytımdan kullanırım diye. İşte öyle dersen ne oluyor? Kullana kullana. Şu ara sokağı çekelim. Kotanı dolduruyorsun. Burada da haliyle lazım olur diye aldık bakalım. Olmadı. Ne yapacağız? Ek paket alacağız. Ben military
kamp alanını tabii çekeceğim, daha sonra çekeceğim. Şimdi önce bir kamp alanına gittim, bir denize girdim, banyomu yaptım ve biraz yemek yemek için dışarı çıktım. Orada da restoranlar var, mini bar var, mini değil aslında, bayağı büyük bir bahçesi vardı. Bar küçük ama bahçesi manzaralı böyle. Neyse, anlatarak olmaz. Ben kamp videosu çekerken orayı tek tek gösteririm. Aa, Lazoğlu. Lazoğlu diyor. Evet. Ben de ye demeye başladım bu arada. Lazoğlu Greek Spirit. Lazoğlu derken Karadeniz'deki Lazoğlu falan. Neymiş bu ya? Şöyle bir, çok da rahatsız etme lan. Evet, burada yağlar var. Zeytinyağı. Yani ne ararsan var gibi. Alkol ürünleri var. Ahşaplar. Evet, ama neden Lazoğlu? Şimdi ben onun anlamını soracağım. Ha. You mother and you. Look, my wife. Ha, sizin eşiniz İzmir, Simerine. Garım. Ha, Türkçe biliyorsunuz. Biraz. Çok iyi. eşiniz İzmir'den. Benim garımın babası. Ha, babası İzmir'den. Ben ha, okey. Ondan dolayı Lazoğlu. Ha, ya. Evet. Onun adını koydu buraya. Onun adı, soyadı o zaman. Lazoğlu. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Hemen girmek istedim zaten. Ya, hayır, sizin isminiz ne? Felix. Felix, okey. Sizin isminiz? Osman. Osman. Ottoman'dan. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, eşinin güzel bir sohbet oldu. Eşinin, şuradan geçelim bir kez. Ya ben zaten şüphelenmiştim. Lazoğlu. Hayırdır Lazoğlu? Yani Karadenizler, hani eski, çok eski Karadeniz'den gelen bir kelime mi buraya diye düşündüm. Duyduğunuz gibi eşinin babası oradan gelmiş. Simirna dedi, İzmir'den gelmiş. Soyadları Lazoğlu'ymuş ve onun ismini koymuşlar mekana. Evet. Ve ya düşünebiliyor musunuz? Eşinin babası Türk. Bir şekilde Türkçeyi de bu abimiz öğrenmiş. Tekrar buraya geçelim. Ben artık yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim. Çünkü Marmaras, Marina ve sahil kısmının merkezi böyle. Belki ilerlerde bir şeyler vardır. Evet, yine görüşmek üzere.